Günün ilk Skype bağlantısıyla devam ediyoruz şimdi sabah sporuna. Dış haberleri sizlerle paylaştık. Şimdi Hüseyin Özkök bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber öne çıkanları tekrar bir konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi seneler diliyorum. Nasılsınız? Hoş geldin Demet. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve sana da sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Aslında yılın da ilk Skype bağlantısı galiba, değil mi? Evet, aynen öyle. Yılın ilk sabah sporu, yılın ilk Skype bağlantısı. Evet. İlklerle dolu bir gün. Biliyorsun, buyurun. Geçen sene de A Spor'un en, hani dün akşam da bizim sevgili arkadaşlarımız gösterdiler. A Spor'un en enteresan olayını yaşayan kişiyi de benim. Evet, aynen, kedi olayı Meşhur var. benim kedi olayı var biliyorsun. Bütün dünyada viral olmuştu. Kesinlikle komik bir andı. Başlayalım isterseniz. Evet. Tabii ki 2022'nin son gününün bomba haberi. Cristiano Ronaldo El Nassr'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beklenen bir şeydi aslında. Birçok konusu geçti. Ama tabii yine de hani düşünüyorduk, acaba olmasa mı, olur mu, Ronaldo gider mi? Ve olay gerçekleşti. Artık Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo, neler söylersiniz? Şimdi Demet, Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'da istediği rakamlara ulaşamayacağını artık hepimiz tahmin ediyorduk. Çünkü Manchester United'da işte alabileceği o anlaşmasını bilmiyoruz ama herhalde yine istediği bir rakamı alıyordu Manchester gibi bir kulüpte, ama oradan gönderilince Avrupa'da hiçbir kulübün 37 yaşına gelmiş, ne kadar büyük futbolcu olursa olsun bir insana çok büyük paralar veremeyeceğini herkes düşünüyordu. Burada iki tane seçenek ortaya çıkıyordu işte. Ya Körfez sermayesi ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte büyük reklam gücü. Benim ilk tahminim, seninle de konuşmuştuk hatırlarsan, Amerika Birleşik Devletleri'ydi. İşte Miami olsun, Los Angeles olsun, Ronaldo'nun hani kendinin ürünlerini de çok rahat pazarlayabileceği, kendini pazarlayabileceği şehirler. Ama o çok daha büyük para veren Suudi Arabistan'ı tercih etti ki Amerika veyahut da işte Körfez'de kariyerimi sonlandırmayı düşünmüyorum diye demeçleri de var. Şimdi herkes de onu belirtiyor. Ama paranın gücü maalesef bazen böyle büyük futbolcuların bu sözlerinde kendine tırnak içinde yediriyor. Şimdi 2 yıllık mı, 2,5 yıllık mı bilmiyorum, sözleşme yaptığı söyleniyor. Yıllık işte 200 milyon euro olduğu söyleniyor bu rakamın. İmza parası olduğu söyleniyor, bir 100 milyon euroluk, o da var. Daha önce çıkan bir haberde 7 yıl boyunca orada kalacağı ve 2030 Dünya Kupası'na aday olacak Suudi Arabistan, Yunanistan ve Mısır'la birlikte. Onun elçisi olarak orada o paket dahilinde kalacağı söyleniyordu. Ama onunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece Suudi Arabistan'ın sporuna katkı sağlayacağı söylendi. Belki de bunu düşünerek söylüyorlar, onu tam açıklamadılar. Ama sonuçta Ronaldo El Nassr'a transfer oldu. İşte Ocak ayında imzayı atacak. Orada da Suudi Arabistan'da da transfer Ocak ayında başlıyor. Fakat onun İngiltere'den hatırlarsan bir 2 maçlık cezası var. Çocuğun eline vurup telefonunu düşürdüğü olaydan dolayı daha sonradan bir ceza almıştı, 2 maçlık. Ama onu İngiltere'de çekmedi. Eğer İngiltere Futbol Federasyonu bunu Suudi Arabistan'a bildirirse, biz cezasını çekmesini istiyoruz derse, bunun uluslararası geçerliliği var. Suudi Arabistan'da da o 2 maçlık cezasını çekmesi gerekir FIFA kurallarına göre. Bakalım, hep beraber göreceğiz ama yani oturup kaç kişi El Nassr maçını seyredecek bilemiyorum. Yani sırf Ronaldo'yu izlemek için El Nassr maçı seyreden kaç kişi çıkar dünyada? Belki çok böyle hasta hayranları yapabilir böyle şeyler ama hani ben pek tahmin etmiyorum kendi adıma, o kadar maç varken El Nassr maçı seyredeceğimi. Yine de ilginin biraz artacağını bence söyleyebiliriz. Muhakkak, muhakkak tabii ki. Sizce İlgi, nasıl muhakkak, özellikle Suudi Arabistan'da çok büyük. Özellikle Körfez ülkelerinde filan veyahut da işte Asya'da belki ilgi artar ama Avrupa tarafında sanmıyorum öyle bir ilgi olacağını. Siz bu transferle ilgili nasıl yorumlarsınız bunu? Yani çok eleştirenler oldu aslında ama tabii her yıldızda kariyerini zirvede bitirmek zorunda değil. Şimdi Demet, Cristiano Ronaldo geçmişte hakikaten özellikle mütevazı görüntüsüyle gönülleri fethetmişti. Kesinlikle. Sadece büyük futbolcuyla değil. İşte çocuklara olan ilgisi, yardımı, hayır işleri yapması filan. Fakat kariyerinin düşüşe geçmesiyle birlikte işte Juventus'tan Manchester'a geldikten sonra Manchester'da da o eski parlak günlerinden çok uzak kaldı. Takımdan kesilmeye başladı ve karakterinde bilmiyorum bir değişiklik olmaya başladı. İşte maç oynanırken protesto edip hocasını stadı terk etmek, 2 kere filan yaptı bunu galiba.
İşte Dünya Kupası'nda da gördük, arkadaşları sevinirken o soyunma odasına gitti. Yani bilemiyorum, Cristiano Ronaldo'dan benim adıma beklenmeyen şeylerdi bunlar. Ben bu açıdan da hatta eleştirmiştim yayınlarımızda, hatırlarsan. Ve bu söylemleri vardı, az önce söylediğim gibi gitmeyeceğim kariyerimin son günlerinde Amerika veyahut da Körfez ülkelerine diye, ama işte paranın gücü maalesef bunu yaptırıyor. Hakikaten çok büyük bir para. Hani ben gitmezdim de diyemiyorum. Yani öyle büyük paralar ki bunlar. Hani Kesinlikle. bizim aklımızdan, hayalimizden geçmeyecek şeyler bunlar. O şekilde o da kararını verdi. Saygı duymak lazım. Peki tenisle devam edelim. Djokovic Avustralya'ya ayak bastı. Geçtiğimiz yıl bu turnuvaya COVID-19 aşısı olmadığı sebebiyle Evet. katılamamıştı. Nasıl bir turnuva izleriz acaba Djokovic açısından? Şimdi Avustralya açık, Australian Open 16 Ocak'ta başlayacak. İşte dünyadaki en büyük 4 Grand Slam turnuvasından ilki her yıl Ocak ayında yapılıyor. Geçen yıl, daha bundan bir yıl önce Covid olayında sona gelinmemişti henüz ve aşı kuralları vardı. Avustralya'da aşı olmayan insanlar giremiyordu. Avustralya açığında kurallarından biri aşılı sporcuların turnuvaya katılması şeklindeydi. Djokovic de aşı olmayı reddediyordu. Dolayısıyla orada biliyorsun büyük bir tantana koptu tırnak içinde. Ve sonunda deport edildi. Yani Djokovic gönderildi ülkeden, turnuvaya katılamadı. Hatta kendisinin yaklaşık 2,5 sene Avustralya'ya girmesi de yasaklandı. Fakat daha sonra işte bu Covid olayı tamamen başka bir şekil aldı. Aşı mecburiyetleri ortadan kalktı. Avustralya'da da aşı şartları gevşetildi ve aşısız ülkeye girilebiliyor artık. Novak Djokovic de cezasına rağmen avukatının Avustralya Açık Organizasyon Komitesi'ne yaptığı başvuru sonucunda ve onların da hükümetle görüşmesi sonucunda Australian Open'a girişine izin çıktı ve Djokovic de geçtiğimiz günlerde Avustralya'ya giderek ayak bastı ülkeye ve hazırlıklarına başladı Avustralya Açık için. Tabii ki çok büyük bir sporcu o da. Federer'in tenisi bıraktığı bir ortamda Djokovic'in bence Avustralya açıkta olması önemli. Hakikaten çok büyük bir sporcu. Çok fazla kazanmıştı bu turnuvayı da. En fazla kazananlar başında geliyor yanılmıyorsam. Güzel bir turnuva izletecektir bize diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle olacaktır. Tenisten bir darta geçelim. Dünya Dart Şampiyonası'nda çeyrek Evet. final zamanı. Detayları sizden alalım. Şimdi dart ülkemizde çok fazla ilgi görmeyen, bilinmeyen bir spor. Herkesin belki, yani birçok kişinin belki evinde vardır. Hani eline alır, oku atar duvara. Öyle oyun olarak böyle evde oynar, ama darta özellikle Britanya'da çok çok büyük ilgi vardır. Avrupa'nın bazı ülkelerinde, işte Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama en başta da Britanya ülkelerinde çok fazla ilgi vardır darta ve dünya dart şampiyonalarında özellikle Britanyalı sporcular çok başarılı olurlar. Şimdi Dünya Dart Şampiyonası devam ediyor. 2023 şampiyonu belli olacak. Turnuva hep bir yıl öncesinden başlıyor, ama şampiyon için turnuvanın sonu erdiği yıl olarak kabul ediliyor. Yani 2023'ün dünya şampiyonu ortaya çıkacak. Bu da 3 Ocak Salı günü ortaya çıkacak. Şimdi geçen senenin şampiyonu Peter Wright elendi turnuvada. 3 kupalı şampiyon Michael van Gerwen Almanların Gabriel Clemens ile karşılaşacak. Gabriel Clemens de bir Alman olarak ilk kez çeyrek finale kalan ve tarih yazan Almanlar adına bir sporcu ve 3 kupalı şampiyonla karşılaşacak. Gerçi Michael Gerwen'in turnuva sırasında bir maçta böyle engelleri aşağılayan bir hareket yaptığı söyleniyor ve oradan çok büyük tepki aldığı söyleniyor. Özür dilemiş onunla ilgili, ama onların ikisinin maçı var. Bir de 2021'in şampiyonu Gervin Price var. O da turnuvaya devam ediyor. Bu iki sporcu arasında geçecek gibi gözüküyor. Michael van Gerwen Hollandalı ve Gervin Price Britanyalı. Bakalım turnuva dediğim gibi Salı günü sona erecek. Fakat çok büyük ilgi görüyor. Televizyonlarda özellikle şu anda da tatil dönemi olması nedeniyle Avrupa'da reyting rekorları kırıyor. Ben de bakalım kimin şampiyon olacağını takip edeceğim. Biz tabii çok fazla izleyemiyoruz burada, ama bir şekilde ben de final gününü en azından izlemeyi düşünüyorum. Keyifli de gözüküyor sizin de dediğiniz gibi. Devam Evet. edelim son sorumuzda o zaman. Rusya Futbol Federasyonu Asya kararını Mart ayına erteledi. Acaba bu karardan neler çıkabilir? Şimdi Demet, Rusya Futbol Federasyonu Asya Konfederasyonu'na dahil olmak istediğini açıklamıştı.
Ancak ben bu işin o kadar kolay olmadığını belirtmiştim. Çünkü Rusya Futbol Federasyonu Başkanı hala UEFA'nın icra kurulunda. Diğer yandan UEFA ve FIFA Rusya Futbol Federasyonu'nu daha resmi olarak federasyon kurum olarak ihraç etmedi. Sadece Rus takımlarının katılımını yani milli takım ve kulüp takımlarının Avrupa kupalarına ve Dünya Kupası elemelerine katılımını yasaklamıştı. Bu olay bayağı çetrefilli. Çok görüşmeler yapılıyor ve hemen daha geçemeyeceğini ben geçtiğimiz yayınlardan birinde söylemiştim. Bu iş daha sürer demiştim. Nitekim de Rusya Federasyonu bir açıklama yaptı ve kararın Mart'a kaldığını söyledi. Çünkü diğer yandan da Avustralya ve bazı ülkeler Asya'ya geçmesini Rusya'nın istemiyorlarmış. Öyle onlar da insan haklarını ve Ukrayna'ya olan desteklerinden dolayı buna karşı çıkıyorlarmış. Öyle bir haberler okudum. Bakalım herhalde bu iş daha çok su kaldıracak. Önümüzdeki haftalarda daha net bir şekilde ortaya çıkar bu durum. Peki çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. İyi seneler Ben diliyoruz tekrar. teşekkür ederim. Herkese iyi, güzel, sağlıklı bir yıl diliyorum tekrar. Teşekkürler. Hüseyin Özkök'e aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle yeni yılın ilk gününde dış haberlerde öne çıkan anları, öne çıkan detayları konuştuk.